Sayın Başsavcı, göreve atandıktan bir süre sonra bu görüşme talebimizle ilgili iletişim kuruldu ve görüşme talebine olumlu dönüş yaptı. Sonra bir ertelemeyle aslında ilk görüşmemiz bir önceki Perşembe günüydü. Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum zaten Perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki Cuma'ya, pardon Perşembe'ye, yani bugüne randevu verildi. Ama dün itibariyle akşam yanılmıyorsam 20'yi geçe beni arkadaşlarım bilgilendirdi. Arayıp bir bakanlık ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler. Ben de bu sabah tekrar arayın ve tekrar talep edin dedim. İstanbul'a yeni atanan başsavcı, hukukun, yargının en öndeki ismi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir, sohbet edilir, konuşulur. Keza aynı şekilde başka kurumlarda bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin konuşacağı, görüşeceği yerlerdir. İstişareyle o da görevini daha sağlıklı yapar. İstişareyle biz de görevimizi daha sağlıklı yaparız. Kurumların birbirlerinden beklentileri vardır, birbirleriyle kurdukları kurumsal ahlak ve hem hukuka, yargıya yakışan ahlak, hem de kamuya yakışan, bizlerin temsil ettiği kurumlara yakışan ahlakla birbirleriyle diyalog kurarlar. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı. Şu anda da hala o kapsamı içermektedir. Dediğim gibi bugün tekrar ettik. Ama yani sonuçta biz tabii ki karşılaşırız törenlerde, şurada, burada, orada da konuşuruz, ama ayaküstü konuşmaktan, tartışmaktan, sohbet etmekten, tanışmaktan daha iyidir makamda tanışmak. Bu bazen iadeyi ziyaretle de devam eder. Temsil ettiğimiz kültür ve ahlak bunu gerektirdiği için onu yaptık. Şu anda da ortaya konan kültürü de takip ediyorum. Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanmasını tavsiye etmem. Biz bu konuda uzun uzun çalıştık diye. Bu konuda yorumunuz ne olacak acaba? Böyle bir ihtimal halinde bir o senaryoya hazırlanıldı mı? Yoksa böyle bir ihtimal nasıl yorumlar? Yok, hiç öyle bir senaryosu 16 milyon İstanbullunun yok. 16 milyon İstanbullunun işbirliği içerisinde bu şehrin sıkıntılarını çözüm bulmak, dertlerine çözüm bulmak, paylaşmak, eleştirmek, önermek ve işbirliği içerisinde bu şehri ayağa kaldırmak. Yani soru veya cevap veya programın akışı izleyemedim açıkçası. Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair uzun süren bir toplantının içerisindeydim. Dolayısıyla ben Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez ve düşünmez bile. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır. Bu saatten sonra biz memleketin açıkçası demokrasi tesisiyle ilgili hukukun üstünlüğünü, kurumların, kamu kurumlarının hassasiyetini, onların itibarını koruma konusunda kalıcı adımlar atmayla ilgili adımlar atıyoruz. Bence dün ve evvelsi gün attığımız adımı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak attığımız adımı, memleketimizin her insanının, medyanın, kamunun, bu kararı alan ya da aldıranların hassasiyetle duyması lazım. Bana göre bu konuda hükümetin başı olan parti aldığı veya desteklediği, hatta yetkililerinin bu süreç devam edecek hadsizliğini gösterdiği açıklamaları yapan bu anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve siyasal
tabanda tümüyle azınlığa düştüğünü, hatta %30'un dahi altına düştüğünü görmek mümkün. Çünkü benim siyaseten ziyaret ettiğim bütün partiler meseleyi hukuk çerçevesinde ele aldıklarını, meseleyi adalet çerçevesinde ele aldıklarını ve kayyum atanan partileri ya da kişileri tasvip etmesek de bunun yanlış olduğunu iddia eden ve iddiayla söyleyen bir iki liderin dışında tamamı tümden karşı olduğunu da ifade etmiştir. Ama sonuçta kayyumu kınamayan, kayyum uygulamasını tümden reddeden, hele hele kayyum sonrası uygulamaları ülkemize hiç yakıştırmayan, ayıplayan bir kamuoyuyla karşı karşıyadır. Bugün iktidar partisinin başındaki yöneticilerin, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu duyması lazım. Yani bu toplumun en az %70'i, %75'i bu uygulamaları vicdanına sığdıramamaktadır. Dün Sayın Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Erbakan'ın dikkat çektiği hususu da önemsesinler. Yani siz bir partiye ya da bir belediye başkanına Doğu Güneydoğu'da kayyum atıyorsunuz, 3 seçimdir fark yemeye devam ediyorsunuz. Hatta aldığı oy 10-15 puan artıyor. Ve orada terörle ilgili alınması gereken tedbirler hususunda tedbir aldığınızı söylüyorsunuz. Ama oradaki kamuoyundaki insanların ise aslında terör örgütüyle ilgili belki de izlenimleri farklı yönde etkiliyorsunuz. Tümden yanlış, hukuken yanlış, vicdanen yanlış, sosyolojik olarak yanlış, toplumsal olarak yanlış. Yani neresinden tutulacak? Hiçbir yerinden. Elinde kalır. Millete yazık, memlekete yazık. Bak enflasyon yerinde bile durmuyor. Yukarıya doğru tırmanıyor. Yani bu milleti hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksulluğunu, fakirliğinin sebebini anlamıyor musunuz? Sizsiniz, siz. Bu kötü uygulamalarınız milletin özgürlüğünü, milletin hukukunu, milletin adalet isteğini yerle bir ettiğiniz için Türkiye yoksul. Memleket yoksul. Milletin yüzü asık. Bunu anlamaları lazım. Anlayana kadar anlatacağım kardeşim. Ve bize bu millete öyle İstanbul yan yana kayyum falan filan öyle akılların ucuna bile getiremezler. Getiremeyecekler. Çünkü biz işimizi düzgün yapıyoruz. Tekrar bir önceki soruya döneyim. Ben bu şehrin valisiyle de, ordu komutanıyla da, yargının başındaki insanla da görüşmeyi, konuşmayı dilerim ve isterim. Çünkü isterim ki makamlarında saygın bir biçimde istişare içinde olalım. İşi sahaya dökmeyelim. Efendim, Özel'in bir açıklaması da adaylık tartışmaları üzerine. Sizi ve Sayın Yavaş'ı kastederek işlerinde çok başarılılar. Adaylık tartışmaları partimize hani iyi gelmiyor gibi bir açıklaması. Bu tartışmalar üzerinden adını sık sık geçiyor hem sizin hem Sayın Yavaş'ın. Bu konuda yorumunuz? Gündemimizde bile değil. Gündemimizde bile değil. Bizim gündemimizde şu anda bu memlekette uygulanan hukuksuzluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmak bu konuda en sorumlu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. En sorumlu kişi Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerdir. Dolayısıyla partimiz sorumluluğunu bilecek. Partimizin yöneticileri sorumluluğunu bilecek. Ben kendimi en sorumlu kişilerden biri olarak görüyorum. Ben sorumluluğumu bileceğim. Gece gündüz işimizi iyi yapacağız. Kötülerle mücadele edeceğiz. Kötü akıllarla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla bu bir iddiadır ve bir yola çıkıştır. Bunun 3 sene sonraki, 2 sene sonraki veya 4 sene sonraki adaylık vesaire bunlar detay. Ben o işlerle uğraşacak kişi hayatımda hiç olmadı. Ama ideallerim için büyük mücadele etmiş bir insanım. Hala da o mücadelenin parçasıyım. Öbürü detay. Onu millet belirleyecek günü geldiğinde. Ve millet inşallah bu ülkenin geleceği için en doğru kararı verip yeni cumhurbaşkanını seçer. Ama daha önemli bir şey var bugün. Bakın il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimizin belediyesine girmesi için mücadele ve utanç verici bir durum. Utanç verici. Bırakın girmeyi. O meclis şu anda
geçici olarak başkan ya da başkan vekilini seçmeye yetkili varsayalım. Sayın hocamızı Profesör Doktor Ahmet Özer'i tutukladınız. Hukuksuz yere tutukladınız. Yani dün verilen serbest kalması için verilen dilekçeyi apar topar 3-5 saat içinde karara bağlıyorsunuz. Akşam 5.30'da duyuruyorsunuz. UYAP'ta niçin reddettiğinize dair bilgiye avukatlar ulaşamıyor. Bugün basından dinliyor. Daha da kötüsü, bu memleket daha yeni ya, daha yeni. Daha dün, yani uydurma, gizli tanık hikayeleri ve ne yazık ki sefillikleri, rezillikleri diyeceğim. Ben yargının işine karışmam ama böyle rezillikleri yaşadı. Bütün bu yaşanan rezilliklerden sonra hala ölü insanlar üzerinden gizli tanık üretme çabasını okuduğumda ben bir şey anlamadım. Yazılan, dün yazılan talebi reddeden hakimin ne yazdığını ben bir şey anlamadım. Bak açık ve net söyleyeyim. Bir gizli tanık diyor ama diyor o görüştüğü kişi ölmüştür diyor vesaire. Bir şeyler anlatıyor. Yazık. Yani takip ediyoruz. İnsanlar hapiste böyle ve yazık yani. Bu insanların hesabını kim verecek? Yani bir insan makamını korumak için bu kadar memleketini, milletine zulüm eder mi ya? Makam nedir ya? Şimdi ne oldu yani? Makam, bu milletin iradesine ne olacak buralarda? Bir vali yardımcısı yarat, oradan getir, koy oraya. Adam ne yapacağını bilmiyor. Böyle garip bir durum yani. Garip bir durum ama biz Esenyurt halkının hocamız Profesör Doktor Ahmet Özer'in burada yürüttüğü güzel işlerin yapılıp yapılmadığını örgütümüz takip ediyor. İBB olarak da biz burada hizmetlerimizi aksamadan yerine getiriyoruz. Bugün biz hakkı ve hukuku koruyoruz. Yarın bu hakka, hukuku ihtiyacı olacak olanlar olacak yarın. Onların bile hakkını, hukukunu biz koruyacağız. Bu kardeşiniz koruyacak, göreceksiniz hakkını, hukukunu. Haksız ve hukuksuz yere kimsenin saçının teline dahi zarar gelmesini bu memlekette istemiyoruz. O zaman bu millet ne der biliyor musun? Evet, ben bu ülkede güvenle yaşıyorum. Bana kimse dokunamaz çünkü bu memleketin hakkı ve hukuku var der. Tek sağlamak istediğimiz husus odur. Üzülerek takip ediyoruz ama dediğim gibi heyecanımızı, mücadele azmimizi, kararlılığımızı bu işin peşinde koşanları tahmin bile edemez. Tahmin bile edemez yani. Göreceğiz bunu. Efendim, Esenyurt Belediyesi önünde her gün bir nöbet gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde katılma gibi bir planınız var mıdır nöbet? Şöyle, arkadaşlarım orada. Ben zaten nöbetin bir parçasıyım. Bu örgütün bir parçasıyım. Benim işlerim var. Bakın geldim, İBB'nin burada hizmet verdiği yapıda. Az önce orada yüzlerce insan iş bulmak için istihdam ofisimizde tıka basa doldurmuştu. Gördünüz oradaki manzarayı. Ben onunla ilgileniyorum. Bulabildiğim kadar vatandaşa iş bulmaya çalışıyorum. Aş vermeye çalışıyorum. Yoksulun cebine bir şey daha koymaya çalışıyorum. Adı emekli, adı 0-4 yaş arası çocuğu olan anne, adı yeni doğan bebek, adı çocuk, adı kreşe gitmesi gereken çocuk, burs alması gereken genç, okuyamayan genç kız. Ben bunlarla uğraşıyorum. Arkadaşlarım diğer işi yapıyor. Dayanışma içinde yürek yüreğe mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Genel Başkanımız, son bir sorumuz olsun. Genel Başkan'ın bir sözünü sormak isterim sizlere, Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hedef gösterilmesi üzerinden bu kayyum sürecinde MİT'e verilmiş bir talimat aldığını duyduğunu söylemiş Sayın Özel. Bunu nasıl değerlendirmek lazım efendim? Size sormalıyız burada. Uydurma hangi iş var ise, uydurma hangi kavram var ise, ister benim yol arkadaşım Mansur Yavaş olsun, ister Mardin'deki Ahmet Türk olsun, gideceğiz, mücadelenin en büyüğünü vereceğiz. Ne Mansur Yavaş'a, ne diğer arkadaşlarımıza, ne diğer partinin belediye başkanlarına, milletin iradesiyle seçilmiş kim var ise partisine bakmaksızın mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Mansur Bey'in de yanındayız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.